pişirirken de şimdi Emirdağ kavurmasını şefimle yapmak istedik. Emirdağ kavurması için gerekli olan malzemeleri ben sayarken şefim başlayabilir. 400 gram antrikotumuz var. Evet. 8-10 adet mantar, 1 adet kuru soğan, 2 adet sivri biber, 2 adet kapya biber, 3 adet domates, 5-6 diş sarımsağı ihtiyacımız olacak. Hamuru için ise 1 su bardağı su, yarım paket maya, 2 su bardağı un, tuz, susam, çörek otu, 1 tane de yumurtaya ihtiyacımız olacak. Bunda bir hamur da mı yapacağız hocam? Evet, hamur da yapacağız. Yalnız sizin böyle hamura fısıldayan Nermin Öztürk olduğunuzu bildiğimiz için hamurun ihalesini size bıraktık. Para mı bırakıyorsunuz? Evet, hamuru tamam. Siz yapacaksınız. Hamur işi vermez. Yemeği de ben yapacağım. Şef sana demiştim. Keyifle, seve seve. Benim sunucu seviyor. Hamur yapamıyor muyuz hocam yoksa? Öyle bir izlenim sizin, mi? Şimdi sizin daha güzel yaptığınızı bildiğimiz için biz orada çırak olmak istemedik. Estağfurullah hocam. Olur mu? Beni onur ettiniz olur. Efendim. Şimdi buna nasıl bir hamur yapacağız hocam? Şimdi siz bana söyleyin elimde patlamasın ama. Su, un, tuz. O kadar su, evet. Un, tuz ve çok az mayamız maya, evet. Var. Böyle içimizin ağzını kapatacağız Nermin. Tamam. Şöyle hemen birazcık suyundan küvecimiz. Koyuyoruz. Getiriyorum yumurtayı şefim. Bütün mü kıralım şefim? Evet. Üstüne en o. Son. Sarısın son. Üstüne. En son. Koyacağız. Yumurtayı kırmıyoruz. Mayayı aldık. Şöyle bir. Ne istediğin şefim? Köpürtüyoruz. Geniş bir teflon tava buradan istiyorum. Şöyle bir tava vereceğim. Daha geniş yok mu? Bendeki ölçü bunlar şefim. İki vereyim, iki tava vereyim. Kurtarmaz mı? Ben hep böyle alışmışım. Bereketli ya bizim mutfağımız. Şey böyle sen bol yapacaksın. Az yapmasını bilmiyorum. Hep böyle bol bol yemek yapıyorum. İki verdim. Şef idare tamam, et. Şef, tamam. Diyorlar ki bize fakir mi dediniz? Bizden öyle geldi. Yok estağfurullah onu demek istemedim ama benim bir el alışkanlığım bir şey var. Şey söyleyeyim böyle... yani Nermin'in enfes mutfağı bütün kanallarda bulabileceğin en şık, en nezi, en donanımlı mutfaklardan. Kesinlikle vallahi mutfağınızı çok beğendim. En çok bonkör, güzel. En bonkör. Hiçbir şeyi esirgemeyen. Bir tamam. Tava istersin, beş tava çıkarabilen. Var var evet burada hazine var. Hazinemiz var yani. Evet. Kendimizden eminiz. Şöyle bir hamur yoğuruyoruz. Üzerine kapak yapacağız. Şefim bu mu bu mu? Şu büyük. Olsun. Güzelce toparlıyoruz. Şöyle. Bunu kapatacağız senin tamam. Hamurunla. Bir bıçak alabilirsem. Sebra bir kaşık alabilir miyim? Biraz da un. Tabii. Karıştırmak için. Bir anda şefim şimdi bu etlerde bir marine işlemi var mıdır diye soracak olursam ne yok dersiniz? Beklenmiş bir et antrikot. Hı hı. Evet bizim bir driver dolaplarımızda. Bir bıçak alabilirsem bununla beraber. Evet. 28 gün bu et bekliyor, dinleniyor. Hı-hı. Çok da güzel dinleniyor. Tamam. Herhangi bir işlemi yok. Dinlendikten hı-hı. Sonra doğrayıp bu şekilde servisini yapıyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben kavurmayı çok seviyorum ama lokum hiçbir yerde yapıyor. Yiyemiyorum. İşte burada gibi. Bugün bunu yiyeceğiz. Hocam o yüzden kansızlık var bende. Et yemediği için kansız oluyor. Çünkü yapamıyor şefim. Senin gibi kimse yapamıyor. Estağfurullah. Bugün protein yükleyeceğiz. Nereden öğrendik hocam? Baba mesleği. Değil mi? Evet. Tamam. Yıllarca ama sizin de böyle... bir hevesiniz vardır ya. Böyle. Tabii ki, tabii ki. Çok böyle farklı yerlerde de çalıştım. Sonra hı-hı. Kendi yerlerimizi açınca hı-hı. böyle değişik lezzetlere girdik. Küçük mü doğuyum şef? Evet, evet, evet. Ne kadar küçük? Çok küçük. Kavurma yaparken suyunu içinde bırakmamız için, daha sağlıklı bir kavurma yapmamız için, vitaminiyle pişmesi için nasıl bir öneride bulunur? Mühürleme. Onu nasıl yapıyoruz? Onu nasıl yapıyoruz? Yüksek dereceli ateşte yapıyoruz. Tamam. Yüksek dereceli ateşte önlü arkalı hızlı bir şekilde atıyoruz. Hı-hı. Bir tarafını mesela antrikot diyelim. Hı-hı. Biraz daha kalın bir dilim olacak. Tamam. Attıktan sonra tekrar karıştıracağız. Şey hı-hı. Çevireceğiz öbür tarafını. Karıştıracağız deyince ben burayı karıştırınca orayı karıştırdım. Evet. Mühürleme işlemini bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Sonra dinlendirerek pişiriyoruz. Evet mesela bak tarafı... suyunu salmadı hocam. Yok salmaz. Biz hı-hı. bunu... İlk önce beklettik. Benim de kavurmam çok güzel olur ama ben suyunu saldıra saldıra yapıyorum. Tel tel oluyor. Öyle mi? Biraz fazla pişiriyorum hocam. Ama çok beğenirler yani. Sizinki kadar olmasa da yok yok. Şeyler yapıyorum hocam. Ev usulü ama. Mutfakta çok iyi olduğunuzu biliyorum. Ev usulü yapıyorum. Rabia'cığım gel mikrofonumu düzelt aşkım. Ellerim ıslak. Bir dahaki sefer... Soğanımızı da attık. Serpil abla yeterli. Gel Rabia. Gel Rabia.
Ne istedin şefim? Efendim? Biberler nasıl oluyormuş şimdi salonda? Biberler güzel. Kardeşim geldi. Benim bir tutamım. Şimdi kavurmanın öyle bir önlü arkalı şeyini yaptık hocam. Evet. Sızdırdık. Soğanlı attım. Heh. Şimdi soğanlı kavuruyorum. Tamam, kalsın alacağım. Sonra. Kalsın alacağım. Bunu. Başka ne yapayım şef sana? Şunun tohumunu alırsan kafi. Çöplerini alayım yanından şefim. Şimdi rahat. Bu tamam. Mayalı bir hamur olduğu için biraz dinlenmesi gerekiyor mu hocam? Yok, çok değil. Tamam. Kavurmanın özelliği dediniz, önden birazcık mühürleme yaparlarsa süper olacak. Bu kaç derecede? Antrikot için mühürleme. Bunda da hızlı ateşte. Ufaktan aldık mı zaten suyunu tamam. Vermez. Hafif yağda kızarttınız. Evet. Bu Emirdağ kavurması. Bu Afyon yöresine has. Bu daha farklı bir lezzet. İçinde mantar da olacak. Bol domatesli, biberli, al biberli. Hamur iyi oldu hocam. Hamur güzel. Evet. Tamam. Ufaktan bir dinlensin. Ondan sonra biz onu... Pardon, siz onu açarsınız Nermin Hanım. Açarız hocam, açarız. Bakın şu kıvamda gerçekten çok güzel. Un, su ve tuzdan oluşmuş. İçerisinde mayamızın çok hafif bulunduğu bir hamur elde ettik. Hocam dedi ki hamuru sen yap dedi. Ben de dedim tabii ki hocam. Nasıl diyorsanız öyle. Hamur elinize yakışıyor ve çok da güzel yapıyorsunuz. Teşekkür ederiz hocam. O sizin güzel bakışınız. Allah razı olsun. Serpil Hanım, bunun üstüne bir streç hemen geliyorum. Ben. Şurada, değil? Burada hemen örteyim. Bekleyin. Hemen geliyorum. Mantar çok çabuk öldüğü için Nermin Hanım, bunu biraz daha böyle iri doğruyorum. Buradan mı alıyordum? Aha, ben. Streç orada, arkada, üstte arkada. Evet. Mantarı ne yapıyoruz dediniz? Hemen öldüğü için biraz, evet. İri bırakıyoruz. Tabii. Ben de şöyle yaparım. Yine uzun... Ben alayım. Buyur şöyle. Pişecek değil mi yine? Efendim? Yine uzun süre zarfında pişecek. Evet. Bu kuzu eti mi kullanıyoruz? Dana antrikot. Dana antrikot. Şefim. Buyurun. Bizim fırında 250 derecede bir saat kadar mı? Çok mu olur? Yok, çok olur. Değil mi? Yarım saat. Fırın Nermin Hanım, benim biraz zafiyetim var burada. Yani sen fırını çok... hiç şey kullanmadığın ben için fırın, bana evet, sorma evet. Diyorsun. O zaman ben yarım böyle saat odun ateşinde dakika. Fırın kullanıyorum. Aynen yarım saat 40 dakika yeter. Biz şimdi bunu pişireceğiz. Ondan sonra hamurla önden üstünü... Önden pişirmiş olacağız. Tabii tabii. Aynen. Önden hamurla kapattıktan sonra biz hamurumuzun kızarmasını bekleyeceğiz. O arada tabii ki o da kendi suyunu verecek yavaş yavaş. Değil mi? Tabii ki. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yakmadan kurtardık. Altta biraz suyunu mu çektireceğiz? Evet. Nermin Hanım, bir de şöyle bir şey var. Şu hatayı yapıyor hanım kardeşlerimiz evde yemek yaptıkları zaman. Ete tuz en son atılır. Öyle mi? Tabii ki. Yani yemeğin hepsine en son tuz atılır. Yemek piştikten sonra. Şimdi bazı şeflerimiz bunu şey yapıyor, değişik yansıtıyor. Mesela şey dedi geçen gün bir şefimiz geldi. Dedi ki tuz dedi, isim vermeyeyim. Önce koyulur. Yani lezzetini çekmesi, yani pişmesini dedi çok etkilemez dedi. Şöyle etkiler, et kendini sıkar tuzda, sertleşir. Evet, ben tabii de hocamla aynı fikirdeyim. Çünkü kavurmanın da ben en sonda tuz atarım. Ya piştikten bilmeden yorum yapmamak lazım. Tabii ki çünkü denemek lazım. Mesela ben etin belki 1000 çeşidini denemişimdir. Tabii tabii. Hiç abartsız. Değişik değişik benim baharat odam vardı. Her baharattan tatmışımdır. Kesinlikle. Acaba şu baharat bununla birleştiği zaman nasıl bir lezzet? Nasıl olur? Nasıl bir lezzet açığa tabii çıkar? Tabii ki. Öbür türlü lezzeti tutturamazsınız. Tabii ki. Mesela tereyağı lokumun kısmen şeflerimiz banyo sistemi. Lokumu koyarlar tereyağın içine. Banyo yaptırırlar sürekli. Banyoyla pişirirler. Sürekli üstüne tereyağı dökerler. Evet. Evet, ama gördüm. Tabii ki pandemi bize bazı şeyler öğretti. Ya yaratıcı olmak lazım. Biraz yorum ne katmak lazım. Pandemi mesela? Ne pandemide biz? Bir ara hocalarımız böyle bilindik hocalarımız işte bol bol soğan tüketin, sarımsak tüketin. Bunlar antibiyotik gerçekten. Kendime böyle bahçe, zaten restoranlar hep kapalı olduğu için ben de kendime sürekli böyle değişik değişik yemekler yaptım ki güzel lezzetler de çıkarttık. Aslında pandemi bir taraftan de her şerde bir hayır, her hayırda bir şer vardır. Domatesi alsam. Şöyle önden domates, mantarı en son koymamızın nedeni suyunu salıyor. Çabuk ufalıyor, hızlı piştiği için. Evet. Onu en sonda bırakacağız. Domateslerimizi de kavurmalarımızın içerisine bıraktık. Şöyle güzelce bir...
kavuruyoruz. Bir anda hamurumuz mayalandı. Yumurta sarısının üstüne süreceğiz. Bir şey söyleyeyim mi? Burası daha büyük. Şefim. Aa. Daha mı hızlı? Bu kavurmanın üstüne bu ekmeğiyle yemek çok lezzetli oluyor ya. Evet. Efsane oluyor. Şimdi bunun ekmeğiyle yiyeceğiz biz bunu. Evet, böyle bandıra bandıra falan. Sarımsağı ne zaman koyacağım hocam? Sarımsağı da en son. Tamam. Çünkü aşırı bir koku vermesin diye. Zaten sulu yemekte çok fazla sarımsak koku vermez de. Evet. Yoğun bir kısmen. Koku almıyoruz ama evet. Kısmen dediğiniz gibi oluyor. Çünkü biz önceden atarsak kavrulur. Kavruldukça verecek aromasını içeri. Bu da ne olur? Daha fazla, daha aşırı bir kokuya sebep olur. Aynen, yoğunlaşır. Evet. Ama şu an bakıyorum bu tarifi çok rahatlıkla hanımefendiler evde deneyebilir. Tabii ki, tabii ki. Güveciniz varsa daha da ağır ateşte. Evet, bir saat kadar pişirin. Of mis. Hem ocak görüyor hem fırın. Tabii önden hem ocak görüyor hem fırın. Aslında önden bir pişirme yaptıklarında fırında 40 dakikada pişer. 30-35 dakikada pişer. Biz bunu evet fırında o şekilde pişiriyoruz. Bunu sildik mi? Sildik evet. Sildik, yağladık onu. Harika. Önceden biz hazırladık. Süper. Şimdi bunun içine mi alacağız şef? Evet. Bunları da vereyim mi? Onları biraz daha bekletsek tamam. Olur mu? Suyunu çektireceğiz evet, değil mi? Domatesi ben biraz daha öldüreceğim. Böyle unutamadığınız bir anınız var mı? Yaşadığınız böyle hakikaten etkilendiğiniz bu işi yaparken ama mutfakta başınıza gelen ve insanları da şaşırttığınız, ben bunu nasıl yaptım dediğiniz bir anınız var mı ki vardır? Ki çok anımız var. Bir tanesini istiyorum içinden. En böyle heyecanlı. Benim genelde böyle çocukluğumdan aslında biraz böyle komik de oldu. İlk daha yeni mesleğe başladığımızda babamın restoranı vardı Erzurum'da. Tamam. Tabii biz hepimiz heyecanlıyız. Kardeşler falan hepimiz gitmişiz. Kimisi sandalyeleri boyuyor, kimisi masaları boyuyor. İlk lokantamız. İlk lokantamızda. Tabii tabii. Ailecek hepimiz oradayız. Onun kız kardeşlerim var. Hepimiz çok küçüğüz. Ay canım benim. Gittim orada. İlk baktım müşteriler geldi otobüste. Tabii biz müşteri olduğunu da bilmiyoruz. Çünkü ilk defa insanlarla karşılaşıyorum falan. Evet. Tabii onlar da bizi çok profesyonel biliyorlar ki değiliz. Evet. Ki değiliz çünkü ben çocuğum zaten. Bir baktım orada bir tanesi geldi dedi ki abi dedi ben dedi kelle soğan alabilir miyim? Kelle soğan. Evet. Şöyle bir kelinizi alalım. Gel şef gel. Sevgili Allah hep böyle VTR'de de böyle imdadıma yetişiyoruz. Evet sonra? Kelle soğan istedi. Şimdi kelle soğanı babam içeride çalışıyor çok yoğun. Şimdi gidip sorsam o yoğunlukta kızacak. Dedim ki hani gidip arayayım. Gittim aradım ilk başta pirinç götürdüm. Aman. Pirincin ne olduğunu bilmiyorum. Evet. Sonra gittim yeşil uzun soğanlar vardı onu götürdüm. İçeride pırasa vardı pırasayı götürdüm. Adam dedi kardeş sen hiç mi kelle soğanı görmedin? Dedim evet vallahi görmedim. Gel dedim adamın elinde tuttum beraber gittik arka mutfağa. Dedim soğanı göster ben de sana vereyim. Kelle soğanı mı buldum öyle? Kelle soğanı evet o abimizi. O zaman 9 yaşlarında falan. Ay kurban olurum. Pek de küçük aman. Ama gene de şey yapmışsın hani babaya sormadan. Yok. Baya bir araştırmaya girmişsin. Çünkü biliyorsun fırça yiyeceksin. Fırça yiyeceğim çünkü. Yani bir kelle soğanı bilmiyorsun gelmişsin mekana diyecek. Babam da abim de işe kendini kaptırdıkları zaman bize çok fazla soru sorulmaz. Git ara bul derler. Tabii ney nerede sorulmaz bizde. Aslında bir şey söyleyeyim mi? Öğretmenin en güzel yanı. Evet. Çünkü biz ne yapıyoruz? Sen dur yapamazsın. Sen dur ben getireyim. Sen yapamazsın ben halledeyim. Bu sefer çocuklar asosyal oluyor. Yok tabii tabii evet. Hem asosyal bir de daha çekimsel kalıyor. Acaba bir şey yapsam kızar mı olur mu? Değil aslında. Git yap. Aynen tabii, öyle. Tabii tabii ben ilk bu mesela. Tabii ilk şeye fırına başladığım zaman. Evet. Lahmacun, pide falan yapıyoruz. Ekmek yapıyoruz. Evet. Abim geldi bana dedi ki sen dedi bu işi yapabilir misin? Hı-hı. Tabii biz yapamam diye bir sözümüz yok zaten. Öyle bir haddimiz de değil. Yaparız dedik. Geldi bana aldı. İlk birkaç tane ekmeği bozdum şu bu. Yaparsın dedi. Boz yap dedi. Bak bir de bana yaptırıyor hamuru. Ben sana bu hamuru birazdan açtıracağım hocam. Boz yap dedi. Yaptın mı? Yaptım. Ne yaptım ama şu güzeldi. Abimler ben gece saat 12'de kapatıyorum. Hamur yapmış bizim, adam. Bizim kaç, mesleğimiz. Burada kaç çok, yaşındasınız? Şu anda 38 yaşındayım. Yok. Ha, o zaman mı? Aha, 16 yaşındayım. Yaparken. 16 yaşındayım. Helal olsun. Yaptınız mı? Tabii yaptım. Ertesi günü fırıncı olarak başka birine de işbaşı yaptım. Valla bravo. Gerçekten. Tabii. Kendime özgüvenim geldi. Şey baktım ki yapıyorum. Aslında Azmin elinden hiçbir şey evet. Kurtulmaz. Ama şunu yaptım Nermin Hanım. Mesela ben gece ustalar gidiyordu. Akşam alıyordum lahmacunu.
hamurun üstüne serme usulü vardır. Hmm, onu alıyordum olur. Elime. Ama şimdi hamuru da ziyan etmemek için, evet. Kıymayı da ziyan etmemek için ne yapıyordum? Hamuru, unu koyuyordum buraya. Unla böyle şekil vermeye çalışıyorum. Tabii öyle öyle tabii öğrendim. Tabii tabii. Hepsini hamurunda öğrendim. Şey de değilsin. Tabii evet. Hamura da yabancısın. Ama işte burada da devre tahta. İşte o içinizdeki güzellik ve tabii babanın, annenin vermiş olduğu cesaretle yola çıkıyorsunuz. Yani ben bunu yapmak zorundayım. Babama mahcup olmamam lazım. Kesinlikle. Vallahi süper. Abilerim, babam hepsi o şekilde. Hı-hı. Yani mesleği öyle öğrendi. Abim de öyleydi. Hı-hı. Biz kardeşler hepimiz bu meslekteyiz zaten. Maşallah. Evet. Acayip ataerkiller Nermin, biliyor daim musun o konuda? Olsun inşallah. Çok önemli. Ailesi ya, gerçekten evet. Öyle. Nereden geldiğini unutmamak, aileye destek olmak, hep ailenin yanında olmak, aile olabilmek. Bizim annem bizi hep böyle ateşleyiciydi. İşte aslında tam tersi. Normalde baba yapar. Benim babama kalsa babam diyor gelsin çocuklarım hep yanımda annemin otursunlar. Annemin ismi ne? Sabiha. Sabiha Hanım reklam arasında bizlerle konuştu, dua ediyormuş bize çok fazla. Sabiha Hanımcığım, Sabiha teyzeciğim ellerinden öpüyoruz. Rabbim razı olsun. Dualarınızı eksik etmeyin gerçekten. Bana dua ediyorum diyen izleyicilerim olsun, işte dışarıda takipçilerim olsun. Ben Allah bin kere razı olsun en güzel hediyeyi alsalar ben bu kadar mutlu olmam. Yani o dua beni inanılmaz mutlu ediyor ve içimi rahatlatıyor hocam. Annem çok dua etti hepinize. Allah razı olsun. Ellerinizden öpüyoruz Sabiha teyzeciğim. Allah razı olsun. Allah hayırlı ömürler nasip etsin. Amin. Allah başımızdan eksik etmeyip. Annem 70 yaşında. Ay maşallah evet. Teyzeme. Rabbim hayırlı ömürler versin. Benim annemle aşağı yukarı aynı yaşta. Bizde annem hep böyle bizi ateşleyici, siz yapacaksınız, edersiniz, siz elin erkeksiniz, gidin yapın. Ama babama kalsa Nermin Hanım, babam da diyor ki çocuklarım hepsi gelsin etrafımda otursun, bir yere aynen. Gitmesinler. Babam hiç kıyamaz. Biz babamın sevgisiyle annemin de böyle ateşte aslında tam tersi olması ne lazım. Ne kadar güzel. Değil mi? Ama annem... bir şey söyleyeyim mi? Anne aslında sizi burada yontmuş evet. Ve çok da iyi olmuş. Bir evet, evet. Kadın her zaman derleyici ve toparlayıcı özelliğe sahip kesinlikle. Olduğu için baba da aslında burada merhametle... Size yaklaşmış. Tuz. Merhametle dengelemişsiniz şefim. O çok önemli aşamaları bu birlikte aşmışsınız. Evet. Hamurumuzu açarsak tamamdır. Ben de açayım. Oklavayı alayım serpilden. Hocam tuzsuz sevmiyoruz biliyor musun? Tamam. Hiç sevmeyiz. Vallahi iyi tuzlu oldu. Yemeğin tuzu olacak. Salçası çok olacak. Oldu. Vallahi biraz çok oldu sanki. Olmazsan olmaz, rahat ol olmaz. Benim sunucum. Ben göz kararı şimdi süper. Dur yok. Şefim şuradan şey alacağım tamam. Kaşık. Şefim bak Allah, bak Allah Hasan. Ben bak bakayım. Bak nasıl atmış. Ölçüdür ölçü. Ama doğruyu söyle. Vallahi güzel. Ya. Tam altı. Süpersiniz. Tam. Buyurun buyurun. Lezzetine dokunca artık buyurun. Damak zevkimize hitap ediyoruz. Sıkıntı yok şefim. Ben usulcık diyor ki tansiyonum çıktı diyor. Şef Merdan alacağım da. Heh, senin pardon. Bir rahatsız edeyim tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim canım. Ben biraz isot atayım mı? Hafif birazcık. Bir acılı yapalım. Yapalım isot şefim. İsot atalım. Onu da alalım. Ben de acı yiyorum artık. Eskiden yiyemezdim. Biraz isotlu olsun şöyle. Acılar öldürmüyor. İsotlarımız da Urfa'dan. Öldürmeyen acı güçlendiriyor değil mi? Kesinlikle. Sana bugün hep Antep fıstığı diyesim geliyor vallahi. Antep fıstık içimiz. Fıstığı. Olmadı fındık alabilirsin dalları. Alabilirsin Seyfi Ziya'n olmasın. Vallahi bilmiyorum ki. Çok güzel oldu ama. Ha, Yüksel'in de fındık diyesi geliyor. Serpil bunu kısar mısınız? Kısarım şef. Biz hep böyle sanayi ocaklarında... Ay sen şimdi niye bize öyle dedin ki? Bizimkisi de maşallah sanayi ocağı. Yo vallahi mutfağınız çok güzel. Çok beğendim. Nasıl? Bizimle konuşmuyor şef. Yukarıyla konuşuyor şu an. Fikret şefim sana sen, bakıyor. Bu arada Serpil sizi bayağı bir yormuş herhalde çekimlerde. Güzel oldu ama. Yordum yani. Yok. Ha yormadım değil mi? Boyamış. Yani o bakıştan sonra yordum diyemedim zaten. Şeydi arkadaşlarıma destekti. Orada makyöz arkadaşımız yoktu. Hemen şefime. Pudraladık diyorsun. Tabii tamam. Tabii. Her şey yeterli. 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 Olmuş hocam parlak bir hamur. Becermişim yani. Parlak. Opa mis. Ve güzel bir hamur. Nasıl bir lezzet oldu. Allah vallahi canım bugün kimse bize küsmesin, darılmasın. Şunu bak kapatalım. Her gün et yapmıyoruz biliyorsunuz ben. Hep kolay yemekler yapıyorum evdeki malzemelerle. Ama şefimiz bugün gelince dedik ki şöyle bize en güzel lezzetlerini hazırlasın. Kusur oldu. Kusura bakmayın.
Rabbim herkesin evine bol rızık versin. Amin. Herkes serpil bir yumurtamız ayırayım. Herkesin evinde bu güzelliklerin pişmesini nasip etsin. Ben dualarımda ben her gün et yiyen, her gün eve et alan biri değilim. Açık ve net söyleyeyim, ben tavuk daha fazla yaparım. Hem maliyetten ötürü hem de çok fazla sevmediğimden ötürü. Nazar bir şey olmaz. Getireceğim. Bunun içinde küçük kalmış da fark etmedim. Yine sakarlığın adını nazar koyduk diye nazar, bir evet. geldi yükselizlerden. Yok, dikkatsizlik. Evet, şu an şefime yumurtanın sarısını da vereyim. Şöyle. Şunları ben aldım. Tamam şefim. Çünkü kavurmanın üst şeyi böyle bol yumurta sarısı ve susamlı olur. Buyurun hocam. Güzelce ayırdım. Ve bugün gerçekten dönüp baktığınızda dışarıda yiyebileceğiniz bütün lezzetleri Fikret Usta bize burada çok güzel bir şekilde, detaylı bir şekilde anlatıyor. Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Şöyle bir şey var ki şefim, bazı şefler hani bunu yaşadık eğitim aldığımız yerlerde, işte çalıştığımız yerlerde tam böyle püf noktasını vermek istemezler ki sizin de başınıza gelmişti. Evet, çok. Değil mi? Eski şefler biraz daha gaddardı bu çok konuda. Çok gaddarlardı. Benim neden? Elimde merdan. Aynı şeyi düşünüyorum. Elimde merdaneyi kırdıklarını aynı biliyorum. Aynı yaşlardayız sizinle çünkü. Öyle mi? Niye elinde merdane kırdı mesela? Neden? Ben Nermin Hanım mesleği Allah şahit hep şöyle öğrendim. Şöyle ah, bakıyordum. Bak, hep uzaktan. Evet. Ama şimdi biz çocuklara diyoruz hani gelin şunu. Sonuçta birileri bu işi yapacak. Tabii. Zamanla aynen. Bu iş olacak. Aynen. Biz hep uzaktan kimse demedi ki gel şunu yap bunu kesinlikle. Yap. Kesinlikle. Niye gaddarlardı acaba hocam? Sertlerdi. Çok öğretmek istemiyorlardı. Ama işi. Şimdi şunu diyorum, Allah razı olsun onlardan. Hı-hı. İyi ki elimde merdaneyi kırmışlar. Vallahi. Yani merdane elde kırılır mı? Bazen de şey evet. Ama çocukları şiddetle değil de Fikret Usta'm. Daha böyle sempati duyarak yetiştirsek. Tabii ki. Aşkla, sevgi, şefkat. Biliyor musun? Kesinlikle. Yeni nesil şu anda bu şekilde. Evet. Tabii. Sen şimdi birisinin eline merdaneyi kır, bir daha gelmez yanına. Ömrü billah gelmez. Tamam, dadi bitti. Güle güle saygılar. Bir çocuğu kaybederiz üstüne. Şimdi mesela yazın bir olayla karşılaştık. Bu Kur'an kursuna gönderiyor çocukları. Hocanın biri eline böyle şeye sopayla vurmuş. Çocuk ağlaya ağlaya eve gelmiş. Bir daha gitmek istemiyor. Hani ne gerek var? Şefkat, merhamet açamayacak kapı yok. Bir de öğretsinler değil mi sabırla? Tabii ki sabırla öğretmek lazım. Her şeyin başı eğitim yani. Ya sizde de var 4 tane gözlerin evet, içine bakarsınız. Evet. Kıyabilir kesinlikle, misiniz? Kesinlikle vallahi kıyamıyoruz. He, elini kaldıramazsın. Bu evet. Tamam. Şimdi bunu fırına. Yapıyoruz. Fırına. Şey. Ben onu ayarladım. Derece. Gel derece bende hocam. Derece sizde. Yemek evet. Yapması bende. Şuraya koyalım hocam onu altta o pişerken. Onu alalım mı? Ha. Onu da bir baksa Fikret Şef'im. Biraz suyunu çektirelim bence altın. Onu üst şöyle ben bunu 200'e getiriyorum. Bir 200 alt üst yapalım onu. Ben çünkü tek şöyle alt yaptım. Alt üst fana getireyim hatta. Fan da böyle kabara böyle kabara. Böyle kızarsın eve. Aynen bunu da bir tek suyunu çektikten sonra alalım. Evet. Tamam. Hamurumuz orada güzelce pişer. Demir tatlısına mı geçiyoruz hocam? Evet şimdi. Yok. Aman ya Rabbim. Hocam biz o konuyu çalışmamıştık. Evet. Islak muhabbetini. Demir evet demir orada ıslanınca tabii ki suyu gördü mü demir hamuru bırakmadı. Ama bunu yapacağız bir dahaki sefere. Kesin yapacağız. Bunu bir dahaki sefere kesin tam ölçü yapacağız. Çekeceğim atacağım. Ya da ben onu kendim yapacağım. Yapabilirsen. O zaman ilk meşalemizi, lezzet meşalemizi. Hocam yanmaz mı? Yok yok yanmazsınız. Benim. Yaklaştırabilirsiniz. Hocam yok yanmaz değil mi? Ben kendimi yaktım siz bana bakmayın. Yangınlar başlasın. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi bunu niye böyle yapıyoruz? Normalde bu testi kebabını ocaktan çıktıktan sonra nemli toprağa koyarlar. Tamam. Çünkü neden? Etrafındaki eti bıraksın diye. Tamam. Nemli toprakla. Biz de bunu nemli tuz, böyle görsel bir şovla birleştirdik etimizi testiden çıkartmak için. Bir tane hemen sun tabağı alalım kızlar, testiyi dökeceğiz. Testinin güveci geliyor, güvece boşaltacağız. Güveç kabımızı alalım. Evet, hep toprak güveç kullanacağız. Çok feci heyecanlandım şu an. Bir de bunun kırma işlemi var, yanıyoruz. Böyle yukarıları kontrol ederek yapıyorum. Evet, normalde evet. Bunun oh, alevi istediğimiz aman. Kadar yükseltebiliriz. Allah'ım sen yakma ya Rabbim. Amin. Allah feci yanıyoruz.
Arada böyle yapıyorum ki eti bıraksın, yapışan hiç olmaz. Hı. Tabii ki. Nefeslerimizi tuttuk. Ben bunu açayım mı hocam? Olur, şu etrafından açalım. Hı. Şöyle. Ha, böyle mi? Etrafından evet. Ben mi açayım? Sen aç hocam. Tamam. Sunum işi sende. Tamam, sunum bende. Yandık, yandık, yandık efendim. Parmaklar, işte tatlılar. Bugün... Bugün iyi yandık. Bugün şovun kralı. Beyaz şimdi, TV ekranlarında. Evet. Şimdi başlıyoruz. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ateş alev aldı. Güvecimiz İbrahim herhalde... İbrahim getirecek bizi buraya. İbrahim güvecimizi getirsin. İbrahim güvecimizi getirsin. Ben şunu şuradan alayım ki... Heh, bunun üstüne koysun. Şöyle sıcak koy buraya. Yok, onun üstünde ben testiyi kırayım. Tamam. O burada kalsın. Şunu alayım ben buradan. Wow. Testiyi şöyle alayım. Oo. Gözlerim yandı benim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu. Kokusu geldi mi? Geldi. Mis. Lezzet meşalesini yaktık. Fışkırıyoruz şu an. Böyle kremli mremli kıracağız. Evet. Bismillah. Nefesler tutuldu. Evet. Şunu iyice kapatacağım şöyle. İyice kapattık. Başladı, başladı, başladı. Evet. Geliyoruz. Geliyor. Hoppa. Harika ötesi. Şimdi bir de şelale gibi bir... Şimdi... Akıtalım. Şu topraklarda alacağız içine gitmesinler diye. Çok güzel kırıldı ama. Evet. Efsaneyiz. Hadi şimdi şifa deposu. Aman da aman. Aman da aman aman da. İçinde hiç bırakmayalım. Hocam. Evet, çok güzel olmuş. Testi kebabımız lokum tadında. Alkış efendim. Alkış. Şimdi bunun sunumuna geçiyoruz tamam. Efendim. Alkış. Tuzla nazar var herhalde bizim mutfakta. Her yere sıçradı. Gözümüze, gözümüze sıçradı. Nazar var, nazar. Neler yaptık burada. Bugün? Muhteşem bir lokum yaptık. Hemen akabinde tepsi kebabı hazırlandı. Yine testi kebabı yapıldı. Ve şimdi son olarak da kavurmamızı bıraktık. Bakalım hamurun altından ne çıkacak? Bakalım. Çok güzel. Anketlere Nevşehir kazanmış testi kebabını %77 ile. Nevşehir'e diğer... Sorun muydu? Yozgat. Yozgat'a herkese sevgiler ve saygılar. Saygılar. Kardeşlik kazan. Aman ya Rabbim ya Resulullah'ım. Evet, ben de buradan alıyorum. Pişti mi pişmedi mi test ediyorum hocam. Hadi bakalım. Yana yana yiyeceğiz. Her şey yandı bugün. Hmm. Nasıl? Çok güzel değil mi? Eller yandı. Eller yandığı için alttan. Şöyle tereyağı lokum tadına bakmıştık. Hmm. Son. Bunları da bu şekilde çevirdik kesinlikle mi? Bu işte aromasını ustası. Alsın. Olmadı demir tatlımız. Birazcık suyunu ve bardak ölçüsünü yanlış verdik muhtemelen. Bir tık daha koyu olması gerekirdi. Demirin suya değmesi. Evet, bir de tatlı biraz duru yaptık. Bardaklar büyüktü bizim. Sizin ölçünüz dışına çıktık herhalde. Tereyağı lokum. Nasip. Tereyağı lokumumuz. Hocam eline emeğine yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Var mı diyeceğiniz bir şey? Çok sağ olun. Afiyetle kalın, sağlıcakla kalın. Afiyetle sağlıcakla kalın. Yüksel dedi bunun da tadına bak. Ben onu yiyorum ya, o benim yüzümden anlıyor hangisi güzel. Testi muhteşem. Şifa olsun. Efendim bir günün de sonuna geldik. Tepsiye de birazdan bakacağım, böyle içim yandı, böyle içlerim yandı hocam. Acıları bol afiyet, kullanmışım. Afiyet bal şeker olsun. Şifa olsun inşallah. Evimizden sağlık, sıhhat, bereket, huzur, sofralarımızdan sevdiklerimiz hiçbir zaman eksik olmasın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür hakkınız ederim. Hakkınız helal edin. Helal ellerimiz olsun. Allah razı olsun. Çok bu sağ olun. Bu kaza geliyorum demez. Olur. Oluyor. Nazardı. Mutfakta. Geldi geçti inşallah. Aynen öyle. Allah beterinden saklasın. Amin. Yarın saatler 13.00 dediğinde biz Nermin Nefes Mutfağı olarak... Burada bekliyoruz. Allah'a emanet olun.